Herkese merhaba. Öncelikle şunu belirtelim. Finlandiya'da eşcinsel evlilik 2017 yılından bu yana mümkün. İnsanların cinsel kimliğini özgürce yaşama hakkı yasalarla korunuyor. Ülkede kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle evlenip birlikte yaşayabiliyorlar. Özellikle Helsinki'de bu şekilde yaşayan çok sayıda aile var. Finlandiya İstatistik Kurumu'na göre geçen yıl aynı cinsiyetten 554 evlilik gerçekleştirildi. Evliliklerin üçte biri iki erkek, kalanı ise iki kadın arasında yapıldı. Hatırlarsanız eski başbakan Sanna Marin'in annesi de başka bir kadınla evlilik yaşamıştı. Hatta Sanna Marin "benim iki annem var" diyerek durumu özetlemişti. Şimdi ise ilk kez eşcinsel birinin Finlandiya'ya cumhurbaşkanı olması durumu söz konusu. Sağımda gördüğünüz eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun eşi yani kocası, solumda gördüğünüz Ekvatorlu göçmen Antonio Flores. Pekka Haavisto Cumhurbaşkanı adayı. 9 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu başarıyla tamamladı. Seçimde ikinci oldu ve ikinci turda yarışmaya hak kazandı. Sandıktan birinci çıkan Alexander Stubb da eski bir başbakan ve dışişleri bakanı. İlk turda %27'nin biraz üzerinde oy aldı. Pekka Haavisto'nun oyu ise %26 civarında. Bu iki aday 11 Şubat Pazar günü tekrar seçmenin karşısına çıkacak. İki adayın da oyları birbirine çok yakın. Dolayısıyla seçimlerin ikinci turda çekişmeli geçmesi bekleniyor. Gerçi anketler Alexander Stubb'un önemli bir farkla kazanacağını söylüyor. Yine de neler olacağını bilmek şimdiden, kestirmek şimdiden güç. Şunu da belirtelim, seçim kampanyası boyunca eşcinsellik konusu neredeyse hiç tartışılmadı. Kampanyanın odak noktası bu değildi. Kimse bir diğerine cinsel tercihi nedeniyle eleştiri yapmadı, laf atmadı, sataşmadı. Bu konu neredeyse gündeme gelmedi bile. İki adayın da ortak özelliği eşlerinin göçmen olması. Alexander Stubb'un eşi Susanna Innes Stubb İngiliz. Hukuk, Fransızca ve Almanca okumuş birisi. Bu dilleri akıcı konuşuyor. Ayrıca Fince ve İsveççeyi de biliyor. Hukuk yüksek lisansı var. 65 yaşındaki Pekka Haavisto'nun eşi ise 45 yaşında Ekvator göçmenli birisi. Finlandiya'da 20 yıldır yaşıyor ve kuaför işletmecisi olarak çalışıyor. Bu ikili 1997 yılında Kolombiya'da tanışmışlar ve 2002 yılından bu yana birliktelikleri söz konusu. Haavisto kampanya süreci boyunca eşi Antonio'yu yanından ayırmadı. Halkın karşısına birlikte çıktılar. Televizyon programlarını da yanına götürdü. Ayrıca Antonio da kampanya süreci boyunca Haavisto'ya destek verdi. Peki Cumhurbaşkanının eşi ne iş yapar ve Finlandiya için neden önemli? Aslında Cumhurbaşkanı eşlerinin Finlandiya'yı temsil etmek dışında bir vazifesi yok. Hem yurt dışında hem de yurt içinde Cumhurbaşkanının yanında bulunuyor ve temsil ediyorlar. Ülkelerini temsil ediyorlar. Örneğin Finler için yılın en önemli kutlaması Bağımsızlık Günü kutlamasıdır. Ve o gün kalede yapılan kutlama televizyonların en popüler programıdır. Finler büyük bir heyecanla, merakla canlı olarak o kutlamayı izlerler. Örneğin geçen yıl 5,5 milyonluk Finlandiya'nın yarısı Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve eşinin Kale Partisi'nde konuklarla el sıkışmasını canlı olarak izledi, takip etti. Finler için başkanın yanında şık bir eşin bulunması önemli. Finlandiya yurt dışında şık bir şekilde temsil etmesi gerekiyor. Bu bekleniyor. Bunun yanı sıra eşler kendi işlerini de yapabiliyorlar. Örneğin şu andaki Cumhurbaşkanı Niinistö'nün eşi Kitap Fuarı'nın program editörü olarak çalışıyordu. Muhtemelen bundan sonraki Cumhurbaşkanı'nın eşi de kendi işi neyse onu yapmaya devam edecek. Bir hafta sonra yapılacak ikinci tur seçimlerinin ardından Finlandiya'nın yeni Cumhurbaşkanı kim olur bilinmez. Ama Cumhurbaşkanı'nın eşinin göçmen olacağı kesin. Şunu da özellikle belirtelim. Rusya'nın Finlandiya'yı tehdit ettiği bir ortamda yeni Cumhurbaşkanı'nın özellikle dış politikada hükümetle yakın işbirliği içerisinde çalışması bekleniyor. Böyle olacağı tahmin ediliyor. Şu andaki Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyesi olması için geçtiğimiz yıl büyük bir çaba sarf etmişti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamı
Bu anlamda da Finlandiya için, Fin halkı için önem taşıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.